olamaz. Neredeyim ben? Kim getirdi beni buraya? Sabah gözümü bir açtım. Buradayım arkadaşlar. Seni buraya Gulyabani Efendimiz getirdi fakir. Biliyorsun ki şehirdeki herkes toplu bir pikniğe gitti. Evet, şu anda şehirde hiç kimse yok. Elimize düştün fakir. Olamaz tabii ya. Bugün bir piknik vardı, öyle değil mi? Sabahtan gidecektik. Arkadaşlar herkes yoruma fakir tehlikede yazsın. Bizimkilerin haberinin olması gerekiyor. Ve videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu çok önemli çünkü ne kadar çok beğenirseniz, abone olmayanlar da abone olursa herkese çok daha fazla bildirim gidecektir. Unut bunu fakir. Böyle bir şey olmayacak. Çocuklar hadi yemek hazır. Gelmiyor musunuz sofraya? Bir dakika. Herobrine amcanın basket atmasını bekliyoruz. Boşuna Herobrine amca, atamayacaksın. Birazdan görürsünüz. Of Herobrine, yemek hazır diyorum sana ya. Neyse, daha fakir de gelmedi zaten. Evet ya, fakir nerede kaldı, bir arasak mı? Hayır Miray, bugün telefon görüşmesi yok, tamam mı? Bugün doğayla iç içe olacağız. Herkes telefonlarını bu sandığa koydu. Ve kimse piknik bitene kadar almayacak. Fakir efendi de bir zahmet erken kalksın da gelsin yanımıza yani. Yani şuraya bakar mısınız? Mis gibi sofra hazırlamışız. Her şeyimiz hazır. Sabah gelmişiz. Çocuklar orada Herobrine'le oyun oynuyor. Öyle değil mi zengin? Nerede kaldı bu fakir? Bilmiyorum Kerem komiser. Fakir işte ya. Büyük ihtimal uyuyakalmıştır. Tabii o kadar tembel olursa bunca yemeği yiyemez. Öyle değil mi? Kimse buradan telefon falan almayacak. Ha, ulan bir sürü de mesaj geliyor sanki ha. Bir baksak mı Kerem komiser? Yok, biraz daha durun tamam mı? Fakir birazdan gelir. Merak etmeyin, bekleyin biraz daha. Tamam o zaman, ben basketimi atıp geliyorum. Evet bakalım çocuklar, hazır mısınız şimdi? Basket geliyor, hop şunu şöyle alalım. Kimler basket atamaz diyor bakayım. Bence atamayacaksın. Hadi Herobrine amca, atabilirsin. Bence de atamayacaksın, haberin olsun. Tamam tamam, atacağım. Ondan sonra koşa koşa yemeğe gideceğim. Kurt gibi acıktım çünkü. Hadi bakalım, geliyor basket. Herobrine geliyor, al bakayım. Olamaz, basket olmadı. Ben demiştim, atamaz demiştim. Buraya basket atmak zor bir şey. Al, attım işte, attım işte. O kadar yakından ben de atarım. Tabii tabii ya. Of, ben basketbol oynamıyorum. Benim karnım aç, ben yemeğe gidiyorum. Siz de gelin hadi. Kerem komiser, fakirler de hala gelmedi mi? Hayır Herobrine, gelmedi tamam mı? Bana fakiri sormayı bırakın. Geç kalmış işte. Belki de uyuyakaldı. Tamam ya tamam, niye bu kadar kızgınsın ya, Allah Allah. Bir telefonla arasa mıydık ya? Hayır, bugün telefon kullanmak yok. Tamam Kerem komiser, tamam ya. Evet bakalım. Ooo, şu yemeklere bak, hepsi enfes gözüküyor. İzninizle tavuğu ben almak istiyorum. Hadi bakalım, oturun. Evet fakir, atışlarımız başlıyor. Hazır mısın bakalım? Bu yaptıklarınızı ödeyeceksiniz, göreceksiniz, dönecekler. Tabii tabii, hayal kurmaya devam et. O zaman ben başlıyorum. Evet bakalım, sandığımızda ne varmış? Hop, bir tane yay ve ok alayım şimdilik. Ne dersin fakir? Hayır bak, onu benden uzak tut. Mahvederim seni serseri. Tabii canım, tabii kesin yaparsın. Evet bakalım, hazır ol fakir, geliyor. Hop, şöyle geldim. Al bakayım. Ha, olamaz, nereye attım ya? Seni sersem tam bir beceriksizsin. Ne dedin ne dedin? Sen şimdi görürsün olamaz. Gel buraya, olamaz. Bu da çok ağırmış. Olamaz, sarıdan vurdum. Ulan o kadar büyük hedef bir türlü vuramıyorsun ya. Oo, bu beni delirtiyor, delirtiyor bu beni. Abicim sakin ol. Derin derin nefes al tamam mı? Ondan sonra at okunu. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Sen şimdi görürsün. Yedim oğlum seni. Tamam bak, çok abartmanıza gerek yok. Tabii tabii, şimdi görürsün sen. Hemen derin nefes alalım. Hop, geliyor fakir. Hadi bakalım. Al bakalım. Olamaz, yine sarıdan vurdum. Hayır, olamaz olamaz. Anlaşıldı, sen bu işi beceremeyeceksin. Göreceksin. Son atışım. Bu sefer tam 12'den vuracağım. Mahvettim seni fakir, mahvettim. Hadi bakalım. Derin derin nefes alıyoruz. Evet, bu sefer başaracağım. Haydi lan, bu yayda çok ağırmış. Al bakayım. Olamaz, mavi'den vurdum. Abicim çekil, bu sefer ben deneyeceğim. Of tamam, bu benim sinirimi çok bozdu. Lütfen vur onu Haydar, tamam mı? Lütfen. Merak etme. Mahvedeceğim onu abicim. Ulan fakir, göstereceğim sana gününü. Ben size serseri diyordum ama siz harbiden tam bir sersemsiniz ya. Ulan kocaman hedefi vuramıyorsunuz. Sen şimdi görürsün fakir efendi. Merak etme abicim, intikamını alacağım. Gulyabani efendim, siz de merak etmeyin. Biraz sinirlendiğinizi biliyorum. Hadi bakalım ne varmış? Ejderha yayı var.
Bakalım şimdi ne yapacaksın fakir efendi? Ne ejderha yayı mı? Bakın sakin olun. O kadar da ileri gitmenize gerek yok. Bakalım komiser gelirse çok kötü olur. Hapisten çıkamazsınız. Tabii tabii anlat dinliyoruz. Ben abime benzemem. Şimdi görürsün. Al bakalım. Nereye gitti lan? Ok nereye gitti? Bu gezegenin dışına gitti. İstersem ejderha yayıyla bile vuramıyorsun. Olamaz olamaz. Haydar çabuk şuradaki okları al. Tamamdır abicim. Sağ ol. Hop. Şimdi ne yapacaksın oğlum? Mahvettim seni. Evet şu oku şöyle şuraya koyalım. Hop bu okla işimiz kalmadı. Hazır mısın bakalım fakir efendi? Bu kadar oyun yeter. Bırakın artık beni bırakın. Bırakalım. Tamam hemen bırakıyorum. Al bakayım şunu. Ha, nereye gitti lan? Olamaz. Al bakayım şunu. Olamaz. Bu sefer yedim oğlum seni. Al bakayım. Hayır olmuyor olmuyor abicim. Hop, al bakayım. Vurdum mu? Vurdum. Bu sefer vurdum. Sersem yine vuramadın. Ayağımın dibine geldi. Of vuramıyorum vuramıyorum. Ulan Haydar sana ne biçiliksiz çıktın be. Bana mı diyorsun? Ben hiç olmazsa siyah noktayı vurdum. Sen hiç vuramadın. Ulan abinle düzgün konuşma. Affederim seni. Bu kadar yeter. Başka bir planım var. Yağ ile vuramıyorsak biz de hop silahla vururuz. Öyle değil mi? Tamamdır. Şimdi ne yapacaksın fakir efendi? Hayır bu yaptığınız hile tamam mı? Hile yaptınız arkadaşlar. Nerede kaldı bu Kerem komiserler? Hile mi? Tüh ya Allah Allah. Hile mi? Al bakayım. Aa, olamaz tekrar. Al bakayım şunu. Şunu da al bakayım. Olamaz. Al bakayım. Oh be arkadaşlar neyse ki bu kötülerin kafası pek fazla çalışmıyor yani. Yoksa şimdi var ya delik deşik etmişti bunlar beni. Of ya silahla da vuramadım. Birazdan Gulyaban Efendimiz çok sinirlenecek. Tamam bu kadar yeter. Sıra bende. Keskin nişanlı tüfeğiyle vuracağım ona. Tamamdır abicim yapabildiğini yap. Beni çok sinirlendirdi bu. Bakalım şimdi ne yapacaksın fakir? Evet bakalım fakir. Sonun geldi. Hazırlan. Hop işte burada. Şöyle nişan alacağım. Iskalama ihtimalim yok yani anladın mı? Arkadaşlar galiba buraya kadar hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum. Hoşça kal fakir. Orada dur bakayım serseri Haydar. Merak etme fakir kurtaracağım seni. Evet o ateş etmeden hemen onu etkisiz hale getirmeliyim. Al bakayım işte bu kadar. Ne oluyor abiciğim? Herobrine şimdi. Ne oluyor lan? İşte buradayım. Herobrine. Fakirden uzak duracaksınız. Anladınız mı beni? Gel bakalım buraya. Herobrine abi sakin ol. Ben gayet sakinim. Niye sakin olmayayım ki? Hop, al bakalım sersem. Güle güle. Gulyabani. Tüm bunlar senin başının altından çıkıyor. Seninle de hesaplaşacağız. Gel bakalım buraya. Gulyabani. Olamaz kayboldu. Fakir iyi misin? Kerem komiser burası tamamdır. Helal sana Herobrine. İyi miyim? Son anda kurtardınız beni. Evet evet. Şimdi pikniğe gideceğiz. Çocuklar bekliyor. Neyse ki sandıktaki telefonlardan saate bakmak aklımıza geldi. Sonra bir baktık arkadaşlarımız bir sürü mesaj atmış. Evet ben söyledim onlara. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet sizin sayenizde fakiri kurtardık arkadaşlar. Neyse bakalım umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Diğerleri merak etmeden şu sersem fakiri hep pikniğe geri götürsek iyi olacak. Sizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın güle güle. Hepinize selam Minecraft Fatih ailesi. Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün en çok sevdiğiniz serilerden biriyle karşınızdayız. Bugün çok korkunç yaratıkları şehidimize çağıracağız. Bugün yanımda Zengin, Kerem komiser ve onun abisi Kemal olacak. Ve son olarak ben arkadaşlar. Normalde Kemal yerine Herobrine burada olacaktı. Ama Sersem maalesef evde uyuyakalmış arkadaşlar ya. Şuna bakar mısınız? Top patlasa uyanmaz bu. İşte bu yüzden biz de Kemal'i çağırdık. Arkadaşlar sizce en korkunç yaratık kime çıkacak? Şimdi hemen herkes fikrini yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar bana oy vermeyi unutmayın. Bana çıkacak fakir. Saçmalamayın o korkunç yaratıklar hep bana çıkar. En kötüsü bana çıkar. Tabii ki de benim olmadığım yerde. Öyle değil mi fakir? Tabii tabii siz öyle sanın. Arkadaşlar siz yine de bana oy vermeyi unutmayın. Tabii ki de yorum yapan herkes de videoyu beğenip abone olmayı da unutmasın. Hadi bakalım 5'e kadar sayıyorum. Herkes tahminini yoruma yazıyor ve videoyu beğenip abone oluyor. Hazır olun başlıyorum hop. 1, 2, 3, 4 ve 5 bitti.
arkadaşlar. Kimler yapabildi çok merak ediyorum. Evet bakalım zengin abicim, bugün seninle başlıyoruz. Seni hemen sahneye alalım. Tamam fakir, göreceksin bak nasıl korkunç yaratık çıkıyor. Tabii tabii anlat, dinliyorum. Arkadaşlar ben bile bana ne çıkacağını bilmiyorum. O yüzden bugün çıkacak tüm yaratıklar sürpriz olacak. Hadi bakalım zengin. Evet arkadaşlar, biraz korkmaya hazır olun. Çünkü bu yaratık çok korkunç olacak. Hazır mısınız bakalım? Açıyorum sandığı. Hop. Mavi ve sarı var. Evet bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Bir dakika. Fakir. Fakir oğlum, sandıklara silah koymayı unutmuşsun, kime diyorum? Evet abicim, bugün biraz zor olsun diye ben de silah koymadım yani. Ne? Ulan nasıl savaşacağız onlarla? Olamaz arkadaşlar, biraz tırsmaya başladım. Neyse bakalım, hazır mısınız? Bir sarı bir mavi koyuyoruz şimdi. Ulan fakir, senin yapacağın işte anca bu kadar olur. Hadi bakalım arkadaşlar, şöyle hop sırayı bozmadan. Evet bakalım, yoksa yaratık gelmez arkadaşlar. Hop şöyle şunu da koyalım. Ve hop şunu da, tamam bu kadar yeter mi? Yeter herhalde bu kadar. Yeter zengin, yeter. Tamam bakalım. Hop arkadaşlar hemen şöyle şunu da koyalım. Hop şunu da şöyle koyalım. Hazır mısınız? Hemen şunu da şöyle koyduk mu? Hemen şuraya da şöyle bir tane, tamamdır. Son olarak bunu da koyuyoruz. Ve aşağıya atlıyorum. Hop. Uf, ayağım da acıdı. Olamaz. Yani sarıyla mavi renkler çok korkunç değildir. Öyle diyeyim, hemen şalter indirelim. Şalter de burada, hadi bakalım, tamamdır. Acaba bu şalter çalışmıyor mu? Hiçbir şey olmadı çünkü. Olamaz, deprem oluyor. Neler oluyor arkadaşlar, neler oluyor? Olamaz. Huki huki. Selamlar zengin, beni hatırladın mı? Bugün şehrinizi yerle bir edeceğim, haberin olsun. Hayır Huki huki, lütfen uzak dur, özür dilerim. Silahınız yok mu? Hiçbir şey yok mu kimsede? Olamaz, geliyor anneciğim. İmdat, yardım edin. Olamaz zengin, geçmiş olsun dostum. Olamaz arkadaşlar, bu kadar olacağını ben de tahmin etmemiştim. Neyse Kerem komiser, sende sıra. Arkadaşlar galiba biz kafayı üşütmüşüz. Evet bakalım bana ne çıkacak, çok merak ediyorum. Kerem kardeşim çok dikkatli ol bak. Merak etme abicim, merak etme, hiçbir şey olmaz. Hop arkadaşlar, bir gri var, bir de koyu gri beton var. Anlamadım gitti, bu ne olabilir acaba? Fikri olan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Hazır mısınız bakalım? Ulan fakir, durduk yere başımızı belaya sokuyorsun. Başka bir işin yok yani. Öyle diyeyim arkadaşlar, şunun yaptığı işlere bakar mısınız? Hemen şöyle çıkıyoruz. Hop şunu da şöyle, hop şunu da şöyle, tamamdır. Şu da sonuncusu olsun. Hemen şöyle şunu koyalım. Şöyle geldik, hemen şu betonu da koyduk. Çok korkunç bir şey çıkacakmış gibi geliyor. Umarım yanılıyorumdur. Hop şunu da şöyle koyduk ve sonuncu olarak bunu koyduk. Kafasını da tamamladık mı? İşte bu kadar, tamamdır. Son olarak şalteri indiriyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Hop bu da tamamdır. Şimdi bekliyoruz. Ben de demiş ama olamaz, deprem olmaya başladı. Tırsıyorum arkadaşlar, neler olacak, ne çıkacak acaba? Bu da ne lan böyle? Olamaz arkadaşlar, iskelet çıktı, dev bir iskelet. Şuna bakar mısınız? Fakir silah ver. Yok Kerem komiser. Nasıl yok oğlum, nasıl yok, nasıl yeneceğim ben bunu? Sakin ol tamam mı, bak hiçbir şey yapmayacağız sana. Sakin ol, sadece onu istiyoruz senden. Olamaz, üstüme geliyor, imdat yardım edin. Kerem komiser, bir yere saklan çabuk. Fakir kardeşime bir şey olursa yedim oğlum seni. Yok Kemal ya, bir şey olmaz herhalde. Evet bakalım, sıra bende. Hemen şunu açıyoruz. Hop. Bu ne lan böyle, pembe bir şey geldi bana. Dikkatli ol, çok korkunç bir yaratık olabilir. Pembe mi korkunç olacak? Ulan var ya, kaybettim herhalde yarışmayı. Bu pembe nasıl korkunç olsun ya? Bir koyu pembe var, bir de açık pembe. Bu nasıl korkunç olabilir ki? Öyle değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım, hop hemen şöyle şunu da yapıyoruz. Hop şunu da şöyle. Hop son olarak bu tamamdır. Hemen şöyle şunları da koyalım. Bu da tamamdır. Son olarak diğer tarafı da koyuyoruz. Öyle hop tamam. Bu da tamam. Son olarak bunu da koydum. İyi mi böyle? Evet evet güzel. Aşağı gelebilirsin. Tamam hemen geliyorum. Hop. Uf uf, ayağım acıdı. Tamam neyse iyiyim ben. Hop şunu da şöyle koyduk. Evet bakalım şimdi ne çıkacak, çıksın hadi. Hadi ama bekliyorum. Ne oluyor? Olamaz, deprem oluyor. Olamaz, ne oluyor, olamaz. Bu kayboldu. Neler oluyor böyle? Hayır, play time geldi. Olamaz, inanamıyorum. Kemal sakin ol, başarabilirsin. Ulan neyi başaracağım, görmüyor musun bunu fakir? Olamaz, yardım edecek kimse yok mu? Lütfen yardım edin ben, anneciğim geliyor, imdat. Olamaz arkadaşlar, ben ne yaptım böyle, inanamıyorum. Galiba hapı yuttum.
Umarım benim sandığımda işe yarar bir yaratık vardır ve iyi biridir de bize yardım eder. Olamaz, lütfen işe yarar bir şey çıksın. Lütfen, hop. Ha? Hayır, sandığım boş çıktı. Olamaz, ne yapacağım? Arda, ne yapıyorsun burada? Babacığım çabuk al şu blokları, şu bloklardan bir şey çağırman gerekiyor. Arda, bu bloklarda ne böyle? Kimi çağıracağım bununla? Bana güven, acele et. Şehir tehlikede, bir sürü korkunç yaratık çağırmışsınız. Evet, galiba benim hatam. Umarım haklısındır Arda. Arkadaşlar, kafayı yemek üzereyim. Hadi bakalım hemen şuraya şunlarla başlayalım. Hazır mısınız bakalım? 3 tane blok var. Arkadaşlar, ne çıkacak çok merak ediyorum. Hemen şöyle şunda ne çıkacağını bilenler varsa hemen tahminini yorumlara yazsın. Evet, bakalım bu kadar yeter. Hop. Hemen şöyle şuraya bir tane şundan. Tamam. Hop. Şuraya da bir tane şundan. Bu da tamamdır. Şuraya da bir tane şundan. Evet. Umarım o yaratıkları yenebilecek güçte biridir. Hazır olun. Şunu da koyduk. İşte bu kadar. Kim gelecek çok merak ediyorum. Şöyle atlayalım. Uf, ayağım. Tamam, ben iyiyim. Hadi bakalım. Şalteri de indirdik. Kim çıkacak? Olamaz. Bir şeyler oluyor. Anneciğim, bu gelen çok güçlü bir şey galiba. Dayan baba, dayan. Olamazsın. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim geliyor arkadaşlar? Kim geliyor? Ali. Olamaz. Ali. Süper Ali. Hayır baba. Süper Örümcek Ali. Evet. İnanamıyorum. Çekin çene ya. Yenmem gereken yaratık vay vay. Evet Ali, şehrin sana ihtiyacı var oğlum, tamam mı? O yaratıkları bulup yenmelisin ve diğer herkesi kurtarmalısın. Hadi bakalım, görev seni bekler. İlerle oğlum. İnanamıyorum arkadaşlar. Çok güçlü bir şeyi çağırdık. Gerçekten bu çok iyi oldu. Zengin Cemal abi burayı kadarmış. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Kerem komiser. Bunlar var ya bizi çiğ çiğ yer. Evet, normalde döverdim ama çok büyükler ve çok güçlüler. Aynı zamanda çok da korkutucular. Korkmayın, artık ben varım. Yaz el silahı aktif. Ayın bakayım, ayın bakayım hop. Şöyle sen de ay bakayım, sen de ay. İşte böyle ayın bakayım hop. Tamamdır. Artık bizi yatsız edemezler. Ali, olamaz bu Ali, ne olmuş böyle? Fakir sonunda güçlü birini çağırmış, hem de iyi tarafta. Hayatımızı kurtardı. Evet, helal olsun sana Ali. Olamaz, Arda lazer seslerini duydun mu? Evet babacığım, galiba Ali başardı. Umarım öyledir. Arkadaşlar, neler olduğunu biliyorsanız anlatın bana. Şimdi oraya gidersem var ya, Kerem komiserler, özellikle de Cemal beni çok kötü döver. Galiba yaptım, biraz tehlikeliydi arkadaşlar. Çok üzgünüm. Neyse, umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Çünkü ben biraz eğlendim de, Kerem komiserlere söylemeyin ama. Videoyu sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay. Beni takip et Ali. Laboratuvarıma gidiyoruz. Seni çok daha güçlü yapacağız. Emin misin Makayo bir aynı amca, bir soyun oymasın. Hiçbir şey olmayacak. Evet, işte geldik. Hadi bakalım Ali, geç şu tarafa. Ya Heobiyan amca, emin misin bak başıma bir şey gelmez değil mi? Yok yok, merak etme, hiçbir şey olmayacak. Evet arkadaşlar, Ali'yi şimdi çok güçlü yapacağız. Herkes parmakları da hazır tutsun çünkü birazdan desteğinize çok ihtiyacımız olacak. Heobiyan amca bak, ben biraz korkmaya başladım. Korkma, ben buradayım, hiç korkma, tamam mı? Hemen şuradan Tesla kadınızı alalım. İşte burada. Sırada güç şalterlerini indirmek var. Hadi bakalım, hemen şuradan güç şalterlerini de şöyle indirelim. Bu da tamamdır. Hazır mısın? Heobiyan amca bir şeyler uyuyor. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Arkadaşlar, güç arttırmamız için hemen herkesin videoyu beğenip abone olması gerekiyor. Acele edin. Ali'yi çok güçlü bir hale getireceğiz. Hazır ol Ali. İşte böyle arkadaşlar, çabuk beğenin, abone olun size diyorum. Çabuk gücün artması gerekiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar acele edin çabuk. Daha fazla beğeni gerekiyor. Dönüşüm başlıyor. Ne oluyor? Ha? İşte buradayım. Ali? Ali iyi misin? Herobrine. Beni de Herobrine'e çevirdin. Olamaz, ben sadece biraz daha güçlü yapayım demiştim. Bu da Herobrine oldu. İçimden kötülük yapmak geliyor. Ne? Olamaz. Diğer herkesi uyarırsam iyi olacak arkadaşlar. Orada dur bakalım. Hiç kimseyi uyarmayacaksın. Ali, Herobrine olduğun için düzgün düşünemiyorsun. Bak, sakin ol. Merak etme, çok düzgün düşünüyorum. Al bakayım. O nasıl bir vuruştu lan öyle? Çok fazla güçlenmiş, beni bile nasıl uçurdu? Hayır Ali, lütfen sakin ol, bu sen değilsin. Ben buyum, Herobrine'im. Güle güle serseverobrine.
Olamaz arkadaşlar, şehirdekileri uyarmanız gerekiyor. Benim hiç halim yok. Fakir var ya, çok bizi dövecek beni. Merak etme oğlum, birazdan Ali gelir ve onunla da oynarsınız. Çok iyi anlaşacağınızdan eminim. Evet, Ali de çok iyidir. Onunla beraber çok iyi bir dost olacaksınız. Gerçekten mi Ayda amca? Onu çok merak ediyorum. Umayın bir an önce gelir. Gelir gelir, merak etme. Beraber oynarsınız. Hadi Rüzgar, gidelim, yapılacak işler var. Hadi bakalım çocuklar, uslu uslu oynayın. Yürü Rüzgar, yapılacak işler var diyorum. Acele etmeliyiz. Tamam Arda, geliyorum. Sen hiç merak etme, tamam mı? Ali ile gerçekten çok iyi anlaşacaklarına eminim. Biz gidelim de şu işlerimizi bir an önce halledelim. Evet Arda, bence de çok iyi anlaşacaklar. Vay be, ben bu ayıyı çok merak ettim ha. Bir önce de gelse de bir önce top oynamaya başlasak. Ayı vay, ayı kıyay adamdı. Çok iyi anlaşıyız, merak etme sen. Umarım öyle oluyor. Onu çok merak ediyorum. Ben geldim. Moryan, bu da kim böyle? Bu ayı ama kayıp bir duyum ay. Ayı mı? Biraz korkutucu gözüküyor. Ayı bir soyun olay, neye uyuyor? Buradaki tek sorun sizsiniz. Ve şimdi bu sorunu çözeceğim. Evet bakalım, kaldık baş başa. Merhaba ayı, senden çok bahsetmişlerdi tanıştığımıza. Kes sesini, yürü git bakalım. Ayı ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? O senin kardeşin sayı. Benim kardeşim falan yok, sen de defol git. Ayı lütfen, tadımız kaçma sen. Kes ulan sesini, al bakalım. Bu daha başlangıç. Bakalım Herobrine gücüm bana başka neler veriyor. Uçmak da bunlardan bir tanesi, hop işte böyle. Kötülük yapmak istiyorum. Of ya, bugün de hiç müşteri gelmedi arkadaş. Yesmen dükkanda sinek avlıyoruz ya. Evet, kime kötülük yapabilirim başka? Kime kötülük yapabilirim? He? Aklıma biri geldi. Şu kuaföre bir uğrayalım bakalım. İşte içeride. Evet, şuralarda bir yerde çakmak olacaktı. İşte burada. Tamamdır, birazdan bunu kullanacağız. Hadi bakalım, hop selamlar. Ayı hoş geldin. Uyan gözlerine ne oldu? Neyse boşver, benim de canım sıkıyordu. Beraber muhabbet ederiz. Hatta oyun bile oynayabiliriz. Tabii canım tabii, neden olmasın, oyun oynarız. Ben genelde çakmakla oynarım yalnız. Ne saçmayama. Çakmak ya oyun oynamaz. Çok büyük zararlar verebiliriz. Şimdi bir canım yok öyle bir şey. Bak mesela, hop yakıyorum dükkanını, gördün mü? Bak hiçbir şey olmuyor, gördün mü? Al bakalım dükkanını yakıyorum işte böyle. Hop güle güle, ben gidiyorum. Hayır, uyamaz dükkanım anne. Of ya, bugün gerçekten çok işim var ya. Yetişmesi gereken bir sürü belge var ve hepsini bir iki saat içinde bitirmem lazım. Anlaşılan bugün mesaiye kalacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bu işlerin bugün bitmesi gerekiyor. Hadi bakalım, fazla geç olmadan hemen yola koyulalım. Selam dedecik, ben geldim. Ha? Ali, gözüne ne oldu senin? Neyse bak, bugün çok işim var, tamam mı? Bu yüzden seninle ilgilenemeyeceğim. Akşam bize gelirsiniz, konuşuruz. Merak etme fakir dede, ben seninle ilgileneceğim. Ya Ali, duymadın herhalde beni ya. Hem bak, akşama gelirken sana hediye falan da alacağım. Hadi lütfen git artık. Hediye mi? Evet, hediye güzel olabilir de. Ben hediye olarak şu laptopla bu kitabı istiyorum, evet. Ne saçmalama, onlarda çok önemli bilgiler var, onları sana veremem. Nasıl yani, şimdi bu laptopta çok önemli bilgiler mi var? Oğlum bak, koy onu yerine, kıracaksın, bir şey olacak. Bir şey yapmıyorum ya. Peki bunda da mı çok önemli bilgiler var? Evet, onda da çok önemli bilgiler var. Bayağı güzel bir deftere, kitaba benziyormuş bu. Evet, şunu da alayım. Vay be, çok iyiymiş bunlar. Ali bak, beni kızdırmaya başlıyorsun. Of dedecik ya, sende de oyun falan oynanmıyor var ya, Allah Allah. Bak koy artık şunları yerine, lütfen diyorum, bak kızacağım artık. Tamam tamam, merak etme, şimdi yerini koyacağım. Ama bence onların yeri tam olarak şurası. Ne diyorsun sen? Sakin ol, sakin ol, şimdi göstereceğim. Bak şimdi, hemen şu lavu şöyle koyuyorum. Hop şu laptopu şöyle atıyorum. Şu kitabı da şöyle atıyorum. Tamamdır, gördün mü? Yerleri çok güzel oldu şimdi. O yerini ne yaptın lan sen? Olamaz. Gel buraya, hadi kaçma diyorum sana, diyorum gel buraya. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Gel ulan gel, kaçma. Babacım gerçekten çok ama çok korktum var ya. Ayı geldi bir anda, her yatağı yaktı.
Sakin ol kızım. Her yerde Ali'yi arıyoruz. Duyduğuma göre okul bahçesinde çocukları da dövmüş. Babacım, Ali'de bir gayiplik vardı. Haberin olsun, sanki o değildi. Ne olursa olsun yaptıklarının cezasını çekecek. Olamaz, onu kaybettim. Uçtu kaçtı yani. İnanamıyorum, çok hızlı ve çok güçlüydü. Ha, o da ne? Kerem komiser, ne oluyor burada? Zeynep, iyi misiniz? Hiç iyi değiliz fakir. Ben de senin yanına gelecektim. Neler oluyor Kerem komiser? Ama çok daha önemli bir şey var. Ali'yi gördünüz mü? Konu da tam olarak buydu. Her yerde Ali'yi arıyoruz. Evet Fatih amca. Benim dükkanımı yaktı Ali. Ne? Hayır, bunu yapmış olamaz. Kerem komiser, Ali belediye binasına geldi. Bütün bilgilerin olduğu laptopu ve kitabı lava attı. Dahası da var fakir. Okul bahçesindeki çocukları dövmüş. Ne? Hayır, olamaz. Ali böyle bir şey yapmazdı. Yapmış işte. Ona bir tuzak kurmalıyız artık. Doğru söylüyorsun. Onu bir an önce yakalamalıyız. Of ya. Kötülük yapacak kimse de kalmadı arkadaş. Bu ses de ne? Evet, yanlış duymadınız. Bu şehirde Ali diye biri varmış. Ve söylenene göre korkan tekiymiş. Karşıma çıkmaya da cesaret edemiyor herhalde. Ha? İşte burada. Sonunda geldin demek korkak tavuk. Ben de kötülük yapacak birini arıyordum. Tam da yerine geldin Ali Efendi. Bence de. Şimdi görürsün sen Zeycil amca. Bunu hemen bayıltmalıyım arkadaşlar. Üzgünüm Ali. Her şey benim yüzümden. Al bakayım. Tamamdır, bayılttı bunu. Çok iyi. Fakir Kerem komiser, ortaya çıkabilirsiniz. Tamamdır. İşlem tamamlandı Kerem komiser. Evet fakir, görüyorum. Her şey için özür dilerim. Suç benim. Seninle sonra konuşacağız Herobrine. Ceza almayacağını sanma. Evet Herobrine. Arkadaşlar, sizce Herobrine'a ne ceza vermeliyiz? Herkes fikrini yorumlara yazmayı unutmasın. Bence de bir cezayı hak etti yani, öyle değil mi? Ve arkadaşlar, sizden bir ricam var. Sizce Ali'yi eski haline nasıl çevirebiliriz? Aklına fikir gelen varsa hemen yorumlarda belirtsin. Neyse bakalım. Destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay. Evet sayın seyirciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün en iyi yarışmalarımızdan biri olan daireden son çıkan kazanır yarışmasını oynuyoruz. Bir tarafta büyükler, Kerem komiser, fakir ve zengin. Diğer tarafta gençler, Arda ve Rüzgar. Bir tarafta da bebekler, Yusuf ve Ali. Ve son olarak dairenin son tarafında kızlar bulunuyor. Evet sayın seyirciler, bu gördüğünüz 4 grup bugün kapışacak. Şimdi herkes yoruma desteklediği ismi yazıyor. Kerem komiser, fakir ve zengini destekleyenler yoruma fakir çetesi yazsın. Gençler grubunu destekleyenler de Arda ve Rüzgar yazıyor. Çocukları destekleyenler de Yusuf ve Ali yazıyor. Ve son olarak kızları destekleyenler de yoruma kız çetesi yazsın. Heyecanlı yarışma birazdan başlayacak. Ve tabii ki de başlamadan önce 10 saniye içinde herkes hemen videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyor. Ve süre başladı. Herkes videoyu başından sonuna kadar izlemeyi unutmasın ve tahmini doğru çıkanlar bizden kocaman bir kalp kazanıyor arkadaşlar. Abone olmayan kalmadıysa, videoyu beğenmeyen de kalmadıysa yarışma başlasın. Fakir, zengin, taktiklerimizi unutmayın, tamam mı? Merak etme Kerem komiser. Bu yarışmayı biz kazanacağız. Evet Kerem komiser, merak etme. Hadi kızlar, başarabiliriz. Evet başaracağız. Hazır mısın Rüzgar? Dünden hazırım Arda. O zaman bitirelim şu işi. Yusuf, onlara bebekliğin gücünü göstereceğiz. Evet, umayım göstereceğiz. Ben de kazanmak istiyorum. Evet, ben başlıyorum. Fakir Kerem komiser, sakin olun. Bu kesinlikle işe yarayacak, merak etmeyin. Evet bakalım. Barbie, nasılsın bakayım? İyiyim zengin. Beni kandırmaya çalışıyorsan sakın uğraşma. Yok canım, daha neler ya, ben seni niye kandırayım? Sadece sana şöyle bir şey diyecektim. Sen bu sabah çıkarken makyaj yapmadın mı ya? Ne? Hayır ya, yapmıştım. Evet, yapmadın mı yoksa? Bilmem ki, bana sanki yapmamışsın gibi geldi de. Olamaz, makyaj yapmayı nasıl unuturum ben? Hemen gidiyorum. Hayır, dur, nereye gidiyorsun? İnanamıyorum sayın seyirciler, Barbie oyunu terk etti. Zenginin zekice oyunu sayesinde kız çetesi 2 kişi kalıyor. Aferin zengin abicim, ama dikkat et, eve gidince Barbie seni iyi bir dövecek. Kafamı karıştırma fakir, kazanacağız bu yarışmayı. Sizi hainler sizi. Hasta polis, benim de bir planım var. Hadi Miray, yap o zaman.
Zengin, bu yaptığın çok ayıp, tamam mı? Ayıp falan değil Miray. Evet, bu bir yarışma Miray. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben de söylemeyeyim dedim ama. Ne söyleyeceksin? Merak ettim bak, söyle Miray. Yok söylemeyeyim ya. Ya Miray söylesene, çatlatma adamı. Uf, ne yapsak ya? Anneciğim söyle lütfen. Evet Miray yenge, biz de çok merak ettik. İyi tamam, söyleyeyim madem. Sizin evdeki gizli elmas kasa var ya. Evet, ne olmuş ona? Üzgünüm ama artık o hırsızların elinde olabilir. Ne? Hayır, olamaz. Senin burada olmanı fırsat bilip onu çalmaya çalışabilirler. Yok öyle bir şey yapamazlar. Ben o kadar emin olmazdım. Nasılsa Kerem komiser de burada bak. Olamaz, fakir doğru söylüyor galiba. Zengin abicim seni kandırmaya çalışıyor. Evet olabilir ama elmas kasam olamaz. Fakir ben diyeceğim galiba. Ben elmaslarımın yanına gidiyorum. Of, zengin bir bu eksikti. Evet sayın seyirciler, zengin de eleniyor ve fakir çetesi iki kişi kalıyor. Böylelikle çemberdeki bütün oyuncu grupları eşitlenmiş oldu. Seyirci çok heyecanlı. Yarışma gitgide kızışıyor. Bakalım galip kim olacak? Fakir, bunlar çok zeki. Sıra benim, kenarıya çekil. Kerem komiser, ne yapacaksın? Sakin ol, telefonuma alarm kurdum. Birazdan çalar. İşte geldi. Hadi ya, mesaj gelmiş bana. Kimden geldiği bizi ilgilendirmiyor. Evet, umurumuzda bile değil. Yok sizlik bir şey değil zaten ya. Bugün bir maç vardı da o maçın haberi herhalde birazdan başlar. Ne? Ne maçı Kerem komiser ya? Evet, bugün maç mı vardı? Maç yoktu bugün ya. Nasıl yani, siz bilmiyor musunuz? Rüzgar, sen hangi takımlısın? Ben Galatasaraylıyım. Peki Arda? Ben de Beşiktaşlıyım. Ben de Fenerbahçeliyim ama sizin bu maçtan nasıl haberiniz olmaz ya? Ne maçı Kerem komiser ya? Ulan bugün derbi var, bilmiyor musunuz? Fenerbahçe Galatasaray maçı var, ben öyle biliyordum yani. Telefona da bildirim geliyor. Ne? Maç mı, derbi mi? Olamaz Arda, niye söylemiyorsun oğlum? Rüzgar, kes sesini, ben de bilmiyordum. Ulan şimdi bütün yeni transferlerde oynar ha. Icardi, Zaha, Angelinho hepsi oynar ya. Şimdi onu izlemek vardı. Olamaz, doğru söylüyor. Arda, ben maçı çok merak ediyorum oğlum. Gidiyorum ben, maçı izleyeceğim. Olamaz Rüzgar, beni de bekle. Sayın seyirciler, bu taktik de işe yaradı. Arda ve Rüzgar tamamen oyun dışı kalıyor. Ve yarışma 3 grup içinde devam edecek. Bu iş gitgide çok garip bir hal almaya başladı. Ama öyle görünüyor ki fakir çetesi çok akıllı taktikler yapıyor. Şimdiden bir grubu saf dışı bıraktılar bile. Şu anda yarışmanın galibi için favori durumdalar. Olamaz Aslı Polis, benim planım kalmadı. Sakin ol Miray. Biraz sabırlı ol, tamam mı? Yusuf ağayım, son 3'e kaydık yani. Evet, hem de hiç konuşmadan. Bu yüzden biz hiç konuşmayayım en iyisi. Bence de böyle devam edeyim. Bir enjoy'yoruz. Kerem komiser, çok iyi iş başardık. Hadi bakalım. Ben de birkaç taktik yapayım en iyisi. Evet bakalım, çocuklar nasıl? Eğleniyor musunuz? Evet fakirle de eğleniyoruz ama bize konuşma lütfen. Evet fakirle de bize konuşma ya. İyi tamam, siz bilirsiniz. Size müjdeli bir haberim vardı ama. Ne müjdeyi haberi mi? Neymiş o? Yok konuşmak istemiyorsunuz, öyle değil mi Kerem komiser? Evet fakir, sonuçta konuşmak istemiyorlar. Zorlama yani. Ben konuşmak istiyorum, evet. Ben de konuşmak istiyorum. Ya ben size evde yeni hediye oyuncaklar almıştım ama yarışmada olduğunuz için gidemezsiniz herhalde. Hepsi sıfır yani, çok güzel oyuncaklardı. Ne? Bu doğru mu? Doğruyamaz. Oyum, oyuncakları çok merak ediyorum. Neyse, umarım biz buradayken hiçbir hırsız gidip onları çalmaz, yoksa çok yazık olur oyuncaklara, çok üzülürüm. Oyamaz, oyuncaklarımızı kimseye bırakamayız. Evet, bırakamayız. O zaman yapacağınız şey belli. Oyamaz, güzel oyuncaklarım, ben gidiyorum. Oyamaz, beni de bekle, ben de geliyorum. Sayın seyirciler, bir grup daha eğlendi. Ali ve Yusuf dairenin dışına çıktı. Evet, şu anda final bölümündeyiz ve iki grup kaldı. Acaba hangisi kazanacak? Bizi uğraştırmayın, pes edin artık. Evet, pes edin. Biz pes etmeyiz. Evet, etmeyiz. Kerem komiser, benim başka bir fikrim kalmadı. Benim de fakir. O zaman bekleyeceğiz biraz. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Sayın seyirciler, yarışmanın ortasında deprem mi oluyor, neler oluyor, hiçbir şey anlamadık ama büyük bir sarsıntı var. Olamaz, biri mi saldırıyor yoksa? Kerem komiser, yarışmayı bıraksak mı? Sakin ol fakir, sakin ol, biraz daha sabret. Olamaz, bu da ne böyle? Tamamdır, sarsıntı geçti. Tamam bakalım, yarışmaya devam edebiliriz.
Kerem komiser! Olamaz bu Boksimo, hem de çok büyük! Fakir biraz daha burada durursa şehri yok edebilir. Evet ama dışarıya çıkarsak yarışmayı da kaybederiz. Şehir daha önemli fakir. Doğru söylüyorsun. Yürü Kerem komiser, görev bizi bekler. Hadi dostum gel buraya, yarışmadan çıkma pahasına bunu yapmalıyız. İnanamıyorum sayın seyirciler, yarışmayı dev bir Boksimo bastı. Kerem komiser ve fakir yaratıkla savaşabilmek için daireyi terk ettiler. Kerem komiser hazır mısın? Hazırım fakir. Olamaz, sandığımızdan çok daha büyük. Fakir bir şey söyleyeceğim. Bu niye bize saldırmıyor? Belki ilk hamleyi bizden bekliyordur. Sadece dikiliyor, şuna baksana. Evet, bunda garip bir durum var. Kayboldu. Neler oluyor? Lan Hüsamettin. Geçmiş olsun babacığım, yarışmayı kaybettiniz. Ne? Olamaz, tuzağa düştük. Evet fakir. Sayın seyirciler, ben daha önce böyle bir şey görmedim. Kızlar çetesi inanılmaz bir taktikte şampiyon oluyor. Evet, biz kazandık. Yaşasın. İnanamıyorum, ben böyle bir taktik görmedim. Fakir çetesini kandırmak için Hüsamettin'le anlaşmışlar. Ve onları saf dışı bıraktılar. Yani kazanmayı sonuna kadar hak ettiler. Çok akıllılar çünkü. Ulan ya, yarışmayı da kaybettik. Evet ya, of Kerem komiser, senin yüzünden. Saçmalama, ilk önce sen koştun. Evet sayın seyirciler, bir yarışmanın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarız hepiniz yarışmayı sevmişsinizdir. Bu ve bunun gibi yarışmaların devamı için hemen aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kazananı doğru tahmin edenler bizden bir kalp kazanıyor, bunu da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Başka bir yarışmada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teslim ol Ali, bu sana son uyarım. Teslim falan oynayacağım Kerem komiser. Sıkıyorsa gel de teslim al beni. Sakın teslim olma Ali. Onu yenebiliriz. Evet, hiç merak etme, arkandayız. Olamaz, bir bu eksiklik kafayı yemiş bunlar. Onları acilen durdurmalıyız fakir. Ali in oğlum aşağı, sana diyorum in aşağıya. Arkadaşlar, Ali ile Kerem komiser kocaman iki tane kule diktiler. Öyle sanıyorum ki bu kuleler büyülü kuleler. Birbirlerine zarar vermeden ikisini de durdurmamız gerekiyor. Arkadaşlar, sizce bu mücadeleyi kim kazanır? Kerem komiser mi yoksa Ali mi? Herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazıyor. Ali'yi ne kadar sevsen de ben Kerem komiseri destekliyorum arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere Ali mafya oldu. Ayrıca videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Öyle görünüyor ki bugün gerçekten çok desteğinize ihtiyacımız olacak. Bunu sen istedin Kerem komiser. Serseri haydi başla. Emredersin patron. Sen şimdi görürsün Kerem komiser. Hadi bakalım, hemen şuradan şu füzeleri bir alalım. Hop işte böyle. Tamamdır Ali efendim, başlayayım emrinize. Hemen ateş etmeye hazırım. Evet bakayım. Hadi haydi, yaydığı gitsin. Tamamdır efendim, hop. Al bakayım Kerem komiser, kuleni başına yıkacağız. Efendim, evet gördünüz mü mahvettik onu. İşte böyle, tamamdır. Olamaz kulem, şimdi görürsünüz siz. Demek kulemi yıkmaya çalışırsın Arda efendi, öyle mi? Sen şimdi görürsün, mahvetmez miyim oğlum seni? Sende vardı, bizde yok mu oğlum? Şimdi görürsün bakalım, bizde de füzeler var. Hop hadi bakalım Arda, sıkıyorsa bunu al bakalım. Hop işte böyle, hadi bakalım. Olamaz, işte bu kadar. Yavaş ya, ne yapıyorsun, kuleye mi patlatacaksın? Bu daha başlangıç oğlum, şunu da al bakalım şöyle. Hop hadi bakalım, kulenin birazını daha patlatalım. İşte bu kadar, tamamdır. Kerem komiser, o kuyayı başına yıkacağım senin. Olamaz, bunlar şehri başımıza yıkacak. Zengin olaya el atmamız gerekiyor. Ben o büyülü kuleye girmem fakir. Korkaklık yapma, mecbursun. Ben Kerem komiserin kulesine giriyorum. Sen de hemen Ali'nin kulesine gireceksin. Of fakir of, niye hep biz ya? Babacım biz de girebiliriz. Evet fakir amca. Hayır, burada kalın tamam mı? Ailenize göz kulak olun. Teşekkürler fakir. Kerem'i oradan indir lütfen. Tamam tamam, hiç merak etmeyin. Hadi zengin, bir önce işe koyulmamız lazım. Ben gidiyorum, işte kırmızı buton orada. Arkadaşlar biraz tırsıyorum çünkü böyle kulelerin içi gerçekten çok ama çok tehlikeli oluyor. Hazır mısınız bakalım, hop. Ne?
nereye geldim ben? Arkadaşlar, kulenin içine ışınlandım galiba. Olamaz, umarım zenginin de durumu iyidir. Olamaz, fakir kayboldu, sıra bende. Başlayacağım ya, niye kavga ediyorsunuz anlamıyorum ya. Hadi bakalım, bir an önce şu butona basalım da ne oluyorsa olsun şunları şuradan indirelim artık. Seni bacaksız Ali, seni oraya bir geleyim, göstereceğim sana gününü. Hazır mısınız arkadaşlar? Hop. Geldim mi? Arkadaşlar, burada duvar var. Ulan yukarı nasıl çıkacağım? Olamaz. Fakir nerede acaba? Bitirdi mi? Of ya, of. Evet arkadaşlar, şurada bir kapı var. Ama o kapıyı nasıl açacağım bilmiyorum. Mutlaka bir yolu olmalı. Çünkü kapı şifreli. Ne? Bu da ne? Sandıkları bul mu? Nasıl yani? Bu kütüphanede sandıklar mı var? Her yer çok karman çorman duruyor arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Ben o sandıkları nereden bulacağım şimdi ya? Olamaz, başım dönüyor resmen. Şuraya bakın. Heh, işte bir sandık buldum, yaşasın. Arkadaşlar, bu 3. şifreymiş. Bakalım ne yazıyor? 23, yani son 2 rakamı 23. Evet arkadaşlar, hemen şöyle gidiyoruz. Bakalım, işte bir tane daha. Hemen şunu da aldık. Bu da 2. şifreymiş. 2. şifreye de bakıyoruz. 4. Aklımıza tutalım. Yani biri 23, diğeri de 4. Öyle değil mi? Doğru mu tahmin ettim? Evet, bakıyorum. Bir tane daha şifre olması lazım. Ve işte burada. Bunu da hemen alalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Silah da buldum. Kendimizi koruyabilmemiz için çok iyi oldu bu. Hemen şuna da bakıyoruz. 6, 23, 4 ve 6. Hazırsınız. Hemen şifremizi buraya girelim. 23, 4 ve 6. Umarım açılır. Umarım açılır. Hop. Hadi bakalım. Olamaz. Arkadaşlar, niye açılmadı bu? Niye açılmadı? Düşün fakir, düşün. Bir dakika. Tabii ya. Sizin aklınıza hemen geldi, öyle değil mi? Birinci şifre 6 olacak. Yani şöyle 6, 4 ve 23. Bakalım işte bu. Olamaz. Örümcekler. Defol gidiyor örümcekler. Al bakayım şunu. Şunu da al bakayım. Şunu da al. İşte böyle. Şunu da al bakayım. Hop, tamamdır. Arkadaşlar, buraları gerçekten tehlikeliymiş. Hadi bakalım şöyle biraz daha gidelim. Burada bir sandık var. Sandıkları severim. Tuzak olmadığı sürece bakalım. Elmas ve altın baltalar. Hemen şöyle toplayalım. İşimize yarar arkadaşlar. Oo, fazla ağırlıkta yapmayalım. Bence bu kadarı yeter. Bu şifrelere de artık ihtiyacımız kalmadı. Hemen şunları da şöyle kıralım arkadaşlar. Hop, tamamdır. İşte böyle. Hiçbir örümcek ağına yakalanmadan. Tamam. Olamaz. Orada da bir sandık var. Acaba içinde ne var? Çok merak ediyorum. Dikkatli olalım. Hemen şöyle açıyoruz. Vay arkadaşlar, yeni silahlar çıktı ve bir sürü zırh çıktı. Bu zırha bakar mısınız? Altın uzaylı zırhı mı nedir bu? Şöyle hemen takalım şunu. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar, nasıl olmuşum? Bu gerçekten çok ama çok iyi oldu. Yaklaşma. Allah Allah, nereye yaklaşayım bakalım? Burada da sandık var. Hemen şunu da alalım. Çünkü bunların içinden genelde silah falan çıkıyor derken düğme çıktı. Neyse, buna da bu da olur yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Elimizde düğmeyle kala kaldık arkadaşlar. Şurada da yaklaş yazıyor. Yaklaşsak mı, ne diyorsunuz? Bir de göz kırpmış ya. Hadi bakalım gidelim şöyle. Olamaz anneciğim. Yanıyorum yanıyorum. Bu butonu buraya koy. Hemen koymalıyız. Olamaz, zırhım beni koruyor şimdilik ama fazla dayanmaz. Hemen koyalım şöyle. Hazır mısınız? Hop, işte bastım. Neredeyim? Kerem komiser. Kerem komiserin hayaleti arkadaşlar bu. Kerem komiser, lütfen. Bu gerçek Kerem komiser değil. Evet arkadaşlar, bu gerçek Kerem komiser değil. Sadece burayı koruyan bir yaratık bu. Al bakayım Kerem komiserin kılığına girme. Utanmıyor musun? Şunu da al bakayım. Tamamdır. Bir tane şalter düştü. Bu şalteri ne yapacağız şimdi? Mutlaka bu şalteri koyacak bir yer vardır arkadaşlar. İşte burada. Tamamdır. Hemen şöyle şalterimizi de koyduk. Hazırsanız buradan gidiyoruz. Umarım zengin de başarmıştır. Hadi bakalım, hop. Of ya, şimdi ben bu duvardan nasıl tırmanacağım? Sanki benim örümcek güçlerim falan var. Koymuşlar karşıma duvarı, yarım saattir burada bekleyip duruyorum. Arkadaşlar, yoksa tabii ya. Ulan oraya nasıl tırmanacaksın? Evet, şuraya bakar mısınız? Yukarıda su var. Yani demek oluyor ki bu su bir şeyi yavaşlatmak istiyor. Neyi yavaşlatmak istiyor olabilir? Tabii ki de bir asansörü. Tavana vurmasın diye, öyle değil mi? Hazır mısınız bakalım arkadaşlar? Öyle sanıyorum ki tam altımızda şu an bir asansör var. Hop, olamaz, çok hızlı. Ne oluyor? Tamamdır. Nasıl bir sistem lan bu böyle? Olamaz. Ha? Lan? Ben bu lavları nasıl geçeceğim arkadaşlar? Şurada bir basamak var ama. Şuraya bakın, şurada da bir sandık var. Of, böyle saçma şeyler hep benim başıma geliyor niyeyse ya. Bakayım. Arkadaşlar, şu örümcek ağlarının içinde de bir sandık daha var. Hemen şuradaki kılıcı şöyle alıyoruz ve şunları hemen şöyle kırıyoruz. Evet bakalım, hepsini kıralım kıralım kıralım. O sandığa ulaşmamız lazım. Umarım işe yarar bir şey çıkar arkadaşlar içinden. Şunu da şöyle kırdık. Tamamdır. Bakıyoruz.
Bu ne? Arkadaşlar bu tabi bu bir asansör. Evet bu bir asansör. Şuna bakar mısınız? Hemen yerleştirelim asansörü. Hop tamamdır. Evet çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Lava düşmek hiç istemiyorum. Evet gidiyoruz işte böyle. Hadi bakalım. Hop tamamdır. Karşıya geçeceğiz. Herhalde öyle sanıyorum ki bu da bir asansör. Hemen şuraya bakalım. Ha? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bir sürü zırh çıktı ve silahlar çıktı. Tamamdır. Artık kendime daha çok güveniyorum. Hemen şöyle şunları da takalım. Tehlikeli yaratıklara karşı artık elimizde silahlarımız var. Evet bakalım kendimizi de koruyabileceğiz. Hemen şuraya da şöyle basıyoruz ve gidiyoruz arkadaşlar. Olamaz lazerlerin içine sakın düşüreyim dememene. Tamamdır. Bu lazerler de bayağı tehlikeli. Haberiniz olsun şöyle geçelim. Uf. Hadi bakalım hemen şöyle şuraya da atladık. Evet sırada son yer kaldı. Arkadaşlar bu zırh gerçekten çok iyiymiş. Bu lazerlere karşı beni iyi korudu. Şuna bakar mısınız? Kıl payı kaçtık yani. Şimdi son olarak burası var. Hemen şu köşeden şuradan da atlayalım. Bu da tamamdır. Hemen şu aralardan da geçiyoruz. Hadi bakalım şöyle. Aşağıda bir su birikintisi var. Hemen ona da atlayalım arkadaşlar. Uf tamamdır. Şurada da bir düğme var. Şu taşlardan hiç belli olmuyor düğme oldu. Hazır mısınız? Hop işte bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz? İşte burada bir şalter. Galiba bu da son arkadaşlar. Artık kulenin zirvesine çıkabiliriz. Ha? Olamaz. Bu Ali değil mi? Arkadaşlar ne olmuş buna böyle? Olamaz gelme gelme bu. Tabii ya bu gerçek Ali değil arkadaşlar. Hemen onu etkisiz hale getirmemiz lazım. Al bakayım Ali. Al bakayım tamamdır. İşte bu kadar. Ali kılığına girmiş bir yaratıktı arkadaşlar o. Hazır mısınız? Şimdi buradan toz olup gidiyoruz. Hop. Ha? İşte geldim. Burası da neresi? Arkadaşlar tabii ya kulenin tepesine geldim. Ali, Ali çabuk bu işi burada bitirmemiz gerekiyor. Hayır zengin dede benden uzak duy tamam mı? Ali saçmalama Kerem komiserle mi savaşacaksın? Defalarca kez hepimizin hayatını kurtardı o. Lütfen Ali bak sen bu değilsin. Dinleme onu patron. Evet dinleme. Ali biz bir aileyiz şu sersemlere bakma. Evet ama ben şey zengin dere. Yalan söylüyor yalan söylüyor Ali. Ulan sizin var ya çocuğu etkilemeyin. Defolun gidin lan defolun gidin. Olmazsın hayır. Defol git gözüm görmesin. Hadi Ali düşün biraz düşün. Şey galiba haklısın zengin dere. Özür dileyim tamam vazgeçiyorum. İşte böyle aslansın Ali. Çok iyisin. Kerem komiser o da çocuk dostum lütfen. Evet ama mafya olmayı biliyor öyle değil mi? Onu düzeltebiliriz. Ama bunu beraber yapmalıyız Kerem komiser. Bunu en iyi sen biliyorsun. Evet fakir galiba haklısın. Sadece Ali gibi iyi birinin mafya olması beni çok sinirlendirdi. Biliyorum hepimizi sinirlendirdi. Ama bunun üstesinden bir aile olarak geleceğiz. Minecraft Fatih ailesi olarak. Doğru söylüyorsun fakir. Hadi bitirelim şu işi. Tamamdır. İşte arkadaşlar başardık. Desteğiniz olmasa asla başaramazdım Minecraft Fatih ailesi. Her like, her abone olma Kerem komiser ve Ali'ye bir helal olsun olsun. Hadi bakalım gücümüzü gösterelim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay. Evet patron. Şehri ele geçirdiğimiz çok iyi oldu. Evet ama bu daha başlangıç tamam mı? Daha kötü şeyler yapacağız. Bu kulağa çok güzel geliyor patron. Siz öyle sanın sersemler. Göstereceğim size gününüzü. Arkadaşlar aklımda bir plan var. Umarım işe yarar. Ama onun öncesinde sizden bir ricam var. Her beğeni, her abone olma Serseri Ahmet ve Haydar'a bir tokat olsun. Hadi bakalım onlara gücümüzü gösterelim. Siz bunları yaparken ben de size planımı anlatayım. Arkadaşlar Serseri Ahmet ya da Haydar'ın ikisinden birinin kılığına gireceğim. Ve Arda'nın adamıymış gibi davranacağım. Sizce hangisinin kılığına girmeliyim? Haydar diyenler yoruma Haydar yazsın. Ahmet diyenler de Ahmet yazsın. Hadi bakalım biraz acele edin. Ben de o sırada kararımı vereyim. Patron ne düşünüyorsun bakalım? Kayayımı verdim tamam mı? Bugün bir banka soyacağız. Evet düğün. Evet, yaşasın işte be. Evet düğün bakayım. Bu şeydeki tüm payı bizim oyacak. Şeyi bizim oydu o gibi. Patron bir dakika. Ben galiba silahımı unuttum. Uyan nasıl unutmuşsun silahını? Patron izin ver bir döveyim şunu. Gerek yok buna patron. Ben hemen yetişirim size tamam mı? Hiç merak etmeyin. Uyan bak yetişemezsen kafanı kıydayım senin ha. Yok yok yetişirim merak etmeyin. Siz gidin patron. Allah Allah ulan salak kafam nasıl unuturum ben silahımı nasıl unuturum ya. Hemen gidip şu silahı alsam çok iyi olacak. Evet arkadaşlar fırsat ayağımıza geldi. Kimin kılığına gireceğimiz belli oldu. Hadi bakalım şunu bir pataklayalım.
Evet, yapabiliriz, yapabiliriz. Hop, işte orada dur bakalım serseri haydar. Kerem komiser, olamaz, senin hapiste olman gerekiyordu. Evet ama değilim, gördüğün gibi tam karşındayım. Bana bak, patronun kulağına giderse mahveder seni. Öyle mi dersin, bunu hiç öğrenmeyecek sersem. Hop, al bakalım sana, gel buraya. Şunu al bakalım, şimdi göstereceğim sana. Al bakalım, mahvedeceğim oğlum seni. Gel bakalım buraya, senin kılığına gideceğim. İşte bu kadar. Tamamdır arkadaşlar. İşte onu bayılttık. Şimdi hemen şu sersemin kıyafetlerini giyeceğim. Ve onun yüzüne uygun bir maske yapacağım kendime. Çok geç kalmadan Ali'nin yanına dönmeliyim, yoksa şüphelenir. Hadi bakalım. Uyanız, nerede kaydı bu sersem, nerede kaydı? Uyanız, soygun başlayacak, hayat piyasada yok. Merak etme patron, gelince ona iyi bir ceza veririz. Evet, iyi bir cezayı hak etti o. Evet arkadaşlar, başardım. Gördüğünüz gibi serseri Haydar'ın kılığına girdim. Şimdi maskeyi de kafama takacağım. Ondan sonra da sesimi değiştireceğim. Beni asla tanımayacaklar. Serseri Haydar'la baygın. Şimdilik onu bir yere kapattım. Hadi bakalım, halledelim şu işi. Ona kadar sarayacağım. Eğer gelmezse onu var ya, doğruyla pişman edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Heh, şşt, buradayız. Buraya gel. Sadece ben ortalıkta gözükme. Gel buraya. Patron iyi yani. Patron ben geldim. Neredesin ya sen? Soygun başlayacak şimdi. Neredesin? Patron döveyim mi? Susun, soygundan sonra görüşeceğiz seninle, tamam mı? Şimdi piyada anlatıyorum. Serseri Haydar, sen girişteki korumalayı oyalayacaksın. Biz de bankanın hava yandırma boşluğuna gireceğiz. Sonra oyayı takip edip alt kata ineceğiz. Aydın'dan da kasayının olduğu bölüme geleceğiz. Ve kimse anlamadan tüm fayalayı çayacağız. Anlaşıldı mı? Herkes işini düzgün yapsın. Hadi başlayın bakayım. Yürü serseri Haydar. Evet, tamamdır patron. Merak etme, sen hiç merak etme. Siz hiç merak etmeyin, ben hemen şunu bir halledeyim. Onları biraz oyayayım. Olamaz arkadaşlar, şimdi ne yapacağım? Neyse, söylenileni yapayım, öyle değil mi? Onları burada yakalattırabilirim. Hadi bakalım. Evet, sesimi tekrar serseri Haydar yaptım. Merhaba güvenlik abiler, nasılsınız, iyi misiniz? Müşteriyseniz içeri gireceksiniz. Acelem yok ya, birazdan girerim ben içeri, merak etmeyin. Şey soracaktım, bu bankanın duvarları neyden yapılmış acaba? Ne bilelim lan, biz müteahhit miyiz? Şey, doğru, özür dilerim ya, başka bir şey bulmam lazım. Hadi yan çabuk, bu taraftan bu taraftan, işte tamamdır. Sessiz ol, çabuk bu taraftan yürü. Hemen arkandayım patron. Kasa bu ilayda bir yerde oymalı. Gel bakayım bu tarafa doğru yürü çabuk. Burası da sonuncu yay bakayım. Evet, işte burası. Yaşasın şu aydınlaya, baksana oyun, baksana şu aydınlaya. Heh, oyamaz, ayağım çaydı, ayağım çaydı. Ne yapacağız şimdi, ayağım çaydı. Sakin ol patron, Haydar bizi kurtarır. Lan oğlum, bana bak. Biraz daha burada durursan şimdi seni tutuklatacağım ha. Tamam sersemler, bana bakın. Ben aslında Kerem komiserim, bu bir kostüm. Ne nasıl yani, nasıl Kerem komisersin? Kerem komiserim işte, gerçek sesim de bu, tamam mı? Bunların arasına sızdım, bunları tutuklamak için. Ha, olamaz, alarm çalıyor. Kerem komiser, biz ne yapalım? Burada kalın, tamam mı, burada kalın. Hadi bakalım, ben içeriye giriyorum. Olamaz arkadaşlar, yetişmeliyim bir an önce. Ha, alarm çalıyor, duymuyor musun? Destek ekip bekliyordum. Tamam, destek ekip geldi. Hadi bakalım arkadaşlar, tekrardan sesimi değiştirmeliyim. Şimdi içeriye giriyorum, hop. Hadi bakalım, hop. İşte ben geldim. Neredesin oğlum, sen görmüyor musun? Ayağım çayıyor lan. Patron döveyim mi bunu? Hayır sersem, şimdi zamanı değil. Çabuk siyahını çıkar Haydar. Patron silahım. Neyse, yolun sonuna geldiniz, tamam mı? Silahım yanımda değil. Ne diyorsun Haydar sen? Beni anlamadınız galiba. Tamam, gerçekleri açıklıyorum. Diyorum ki, he, ne oluyor? Olamaz bu Cabbar. Selam patron, duyduğuma göre yardıma ihtiyacınız varmış. Hadi gidelim. Aferin, tam zamanda yetiştin Cabbar. Hemen şu altınlıyı toplayıp tozayayım buradan çabuk. Olamaz arkadaşlar. Neyse, rolüme biraz daha devam etmeliyim. Olamaz. Acaba Kerem komiser başarı bildi mi, çok merak ediyorum. Sakin olun, ona biraz zaman verin, başaracaktır. Bu Ali iyice kafayı yedi, bizi buradan çıkarmayacak. Of, bu çocuk niye böyle yapıyor ya? Sessiz olun bakayım. Beni sinirlendirmeyin bak. Yoksa sizi de odanıza pişman ederim. Şuradan bir çıkalım, siz de hapisten çıkamayacaksınız, görürsünüz.
Of ya, patron Ali evleri tek tek gezip ne bulursam almamı söyledi. Sıra Kerem komiserin evinde. Belki onun evinde değerli bir şeyler bulabilirim, öyle değil mi? Bakalım Kerem komiser evinde neler saklıyormuş. Hemen şu sandıklardan şöyle başlayalım. He, bu da hiçbir işe yaramaz ya. İşe yaramaz bunlar, bakayım. Bunlar da işe yaramaz. Bunlar da işe yaramaz. Of Kerem komiser, para, silah bir şey yok mu? İmdat, o ses de ne? Üst kattan bir ses geldi. Acaba kim o? İmdat diye bağırıyor. Hem de Kerem komiserin evinde. Şuna bakar mısınız? Şöyle hemen bakalım. He, işte burada. Orada biri var. Kim lan o? Lan Serser Haydar, senin burada ne işin var? Üstün başın nerede senin? Çabuk koş yetiş. Kerem komiser beni dövdü, üstümü başımı çaldı. Benim kılığıma girdi, patronu kandırıyor. Onları tutuklayacak. Olamaz, seni sersem nasıl olur bu? Çabuk yürü, bir an önce yetişmeliyiz. Pardon, seni çözmeyi unuttum, geliyorum. Evet, altınların hepsi buydu. Deyim sana serseyi Hayday. Patron, döveyim mi şunu? Hayır sersem, duy bakayım be. Patron sakin ol bak, tamam mı? Sakin ol. Birincisi, soygun siyasında geç kaydın. İkincisi, bizi oradan kurtarman gerekiyordu ama kurtaramadın. Bunu Cappay yaptı. Aferin Cappay. Önemli değil patron. Şimdi ceza olarak sana bu altınlardan pay falan yok. Sana hiçbir şey vermeyeceğiz. Öyle mi patron? Tamam, üzgünüm. Tamam, istemiyorum. Tamam, sağ ol patron. Oyamaz, niye bu kadar koya kabul ettin ya bunu? Karşı çıkmayacak mı sen? Yok patron ya, sen ne dersen o. Altınların hepsi sizin olsun, hiç önemli değil gerçekten. Ha, olamaz. Bak sen şu işe, burada iki tane serseri Haydar var. Patron, görüyor musun? Sahte bir serseri Haydar var. Patron, ikisini de döveyim mi? Benim iyice kafam karıştı. Sessiz oyun. Ne oluyor yan burada? Hanginiz gerçek serseri Haydar? Çabuk söyleyin bana. Patron, biliyorsun gerçek serseri Haydar benim, soyguna beraber gittik. Hayır, yalan söylüyor patron, yalan söylüyor. Bu Kerem komiser beni dövdü ve üstümü başımı çıkardı. Şuna bakar mısın? Üstündeki tamamen kostüm. Hadi Kerem komiser, gerçeği açıkla. Ne diyor yan bunay, ne diyor bunay? Patron, bunlar iftira. Gerçekten iftira bunlar. Bir dakika o zaman. Biz soyguna giderken sen siyahını unuttuğunu söylemiştin, öyle değil mi? Geri dönüp siyahını arayacaktın. Ama soygunda ben sana siyahını çıkar dediğimde yanımda yok dedin. Siyah kimdeyse gerçek Hayday odur. Her şey silah mı? Silah şurada bir yerde olacaktı. Aha, olamaz. Durun canım, bende de silah var gerçekten, bakın neredeydi, şuralarda bir yerdeydi, şimdi göstereceğim. Olamaz, bir an önce kaçmalıyız. Arkadaşlar, hemen buradan uzamalıyız, bir an önce. Sizi sersemler sizi, Kerem komiser ayağımıza sızdı. Evet patron, neyse ki ucuz atlattık. Altınlardan ben de pay alacağım, öyle değil mi? Hayır, Kerem komiserden dayak yediğin için ayamayacaksın. Ne? Of ya, olamaz olamaz. Olamaz arkadaşlar, ucuz atlattık. Hemen fakirleri o hapishaneden çıkarmalıyım. Şimdi onların yanına gideceğim. Ve sizden bir ricam var. Sizce Ali'yi nasıl yenebiliriz ve şehri ondan nasıl geri alabiliriz? Herkes fikrini yorumlara yazmayı unutmasın, tamam mı? Gördüğünüz gibi çok büyük bir desteğe ihtiyacımız var. Sizleri çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın Minecraft Fatih ailesi. Videoyu kapatmadan like atıp abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.